Değerli basın mensupları, toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok değerli yönetim kurulu arkadaşlarım, bildiğiniz gibi daha önceki geçen hafta yaptığımız toplantıda yönetim kurulumuzun kamuoyuna tanıtılması, basın mensuplarına sorulmasıyla ilgili bir geniş katılımlı bir toplantı planlamıştık. Ancak bir iki sayın bakanlarımızın gelişinde dün bu toplantıyı yapmak üzere planladık. Sizlere de mesajlar gelmişti. Ancak ülkemiz biliyorsunuz son derece önemli bir süreç yaşıyor. Ve Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen bir kaza neticesinde birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve yaralı vatandaşlarımızın bulunması, ailenin göçük altında bulunan vatandaşlarımızın bulunması bütün ülkemizi yasa boğmuştur. Bu çerçevede Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla bildiğiniz gibi 3 günlük bütün ülkede yas ilan edildi. Biz de Yalova İl Başkanlığı olarak bir basın duyurusuyla 3 gün süreyle bütün seçim faaliyetlerimizi, seçim çalışmalarımızı iptal ettiğimizi ve bu süre içerisinde herhangi bir seçime yönelik çalışma yapmayacağımızı duyurduk. Bu iptal programları içerisinde dün yapacak olduğumuz Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızın da katılacağı program dahil idi ve iptal ettik. Akabinde bugün de Orman ve Su İşleri Bakanımız geleceklerdi. Onunla yapacağımız toplantılar ve faaliyetlerimiz vardı. Onlar da iptal oldu. Ve yarınki programlar iptal edilmiş oldu. Bu arada yönetim kurulumuzun kamuoyuna tanıtılmasıyla ilgili süreçte bir aylık uzamış oluyor. Kamuoyunda merakla beklenen her ne kadar basının eline biraz bir şekilde geçmiş olsa da il başkanlığımız tarafından resmen bir açıklama yapılmadığı için hemen bu toplantımızda bu gerekliliği de yerine getirelim diye düşündük ve sizlerin bu toplantıya iştirak etmenizle ilgili çağırmış olduk. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Aslında biz tabii saha çalışmalarında SKM tarafından peyderpey çağrılan arkadaşlarımız oldu. Onlarla birlikte bazı programlar yaptık. Aslında her gün birlikteyiz. Ama bugün basın mensuplarının da huzurunda yönetim kurulumuzun il başkanlığımız tarafından resmen açıklanması işlemini de gerçekleştireceğiz. Basın mensuplarımızı uğurlayacağız. Ondan sonra gündem dahilinde toplantımıza bir süre daha devam edeceğiz. Ama bugünkü programlarımız biraz yoğun. Yine Cumhuriyet Meydanı'nda sizlere mesaj geldiği şekliyle bir başka toplantımız var. Ona iştirak edeceğiz. O nedenle hızla çalışmalarımızı yürütelim. Bu arada Sayın Milletvekilimiz ve Sayın Belediye Başkan adayımız da birazdan aramızda olacaklar. Programların nedeniyle bekliyoruz onları. Zaman içerisinde katılacaklar. Ben listenin dağıtılmasına geçmeden önce aramızda çok değerli arkadaşlarımız var, hatip arkadaşlarımız var. Mehmet Güncü kardeşimizden bu kazada ölen vatandaşlarımız için bir dua okuyalım istiyorum. Bu konuda Mehmet Güncü kardeşimiz bizi yönlendirirse ve birer dua inşallah Mehmet. Sen kısa bir dua bu vatandaşlarımız için rica ederim. Bir
kısa bir dua muayene yapacağım. İstersen şöyle şimdi biraz başkanım biraz hazırlıksız oldu. Hiç önemli değil. Kusura bakmayın yanlış. Onlar söylenebileceğinden hayırlı söyler. Daha bir şekilde biz de birer Fatiha okumuş oluruz. Fatiha okumuş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi dedi. Damana ve sıkanemcim. Fecaana bilen muslimin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbeti bil muttakîn. Vela udvâni illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi ve Ya Rabbel alemin. Önceki gün Manisa'nın Soma ilçesinde kömür madeninde meydana gelen kazada ölen insanlara, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geri kalanlarına sabırlar diliyorum. Ya Rabbi yaptığımız duaları kabul eyle. Bizleri de mağfiret eyle. Bizleri de affeyle. Allah rızası için El Fatiha. Evet, çok değerli basın mensubu arkadaşlarım. Sayın Ekrem, buyurun. Selam. Gibi 29 Nisan günü Sayın Başbakanımız tarafından Yalova İl Teşkilatı'nı kurmak üzere görevi bana tevdi ettiler. Bu görevi aldıktan sonra Yalova'nın demografik yapısına dikkat ederek eğitim, iş, birçok yönüyle inceleyerek kamuoyunun beğenisine sunduğumuz çok değerli bir yönetim kurulu üyelerinden oluşuyor. Bu inanıyorum ki kamuoyunda beğeni toplayacaktır. Yönetim kurulu üyelerimizin hepsi çok değerli, kendi alanında çok saygın insanlardan oluşmaktadır. Eski yönetim kurulundan devam eden bir kısım arkadaşlarımız var. Ancak yeni aramıza katılan, ilk defa siyaset yapacak olan arkadaşlarımız var. Hepsi birbirinden çok değerli insanlar ve biz bu yönetim kurulunun Yalova'mızda gelecek dönemde çok güzel işler yapacağını düşünüyoruz. Ben listenin tamamını bir kendim okumak istiyorum. Sonra sizlere dağıtacağım bunu. Evet, Yusuf Ziya Öztabak, Hüseyin Uygun, Bahadır Alada, Muzaffer Köse, Mehmet Kuyumcu, Hakan Gencer, Bülent Tanır, Betül Değer, Hakan Atilla Sağlık, Uğur Bezcioğlu, Muzaffer Karadeniz, Mustafa Karadağ, Şaban Balkaya, Nalan Sert, Zehra Sencer, Cevahettin Yeşiltaş, Eyüp Pirinç, İbrahim Arslan, Tolga Özkartal, Mustafa Kandemir, Muhlin Bağatar, Ahmet Dündar, Abdüllezzak Ensarioğlu, Zeynep Gündeğer, Halil İbrahim Büyükgümüş, Bülent Yalçınkaya, İlyas Şahin, Hasan Soygüzel, İdris Durmuş, İhsan Yılmaz, Mustafa Karbuz, Hüseyin Mazlum, Mehmet Akif Kambur, Selver Duman, Alpan Solmaz, Ahmet Kumali, Ali Rıza Alkış, Hacer Dilek Dumantepe, Fulya Arbas Topuz, Meral Evcin. Evet, yönetim kurulu asil listemiz bu isimlerden oluşuyor. İnşallah
partimize, Yalova'mıza ve ülkemize hayırlar getirir diyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Sayın Başkanım, yönetim kurulu üyelerimiz burada. Siz geçen toplantıda öğretiniz. Birkaç şey söyleyeyim. Ben bu arada basın mensubu arkadaşlarımıza. Evet, öncelikli olarak görev alan bütün arkadaşlarımıza bu yeni sorumluluk alanında başarılar diliyoruz. Bir kamp tazelemesi olarak siyasi hayatta var olan bir olay oldu. AK Parti gibi bir kitle partisinin belli dönemlerde kamp yenilemesi, taze kamp ilave etmesi inanıyorum ki ciddi sinerji doğuracaktır. Zaten yönetim bugün açıklanmadı. Aslında basınla bugün paylaşılıyor. Bir süre evvel yönetim belli olmuştu. Arkadaşlar da bunu biliyorlardı. Zaten o süreden beri de arkadaşların dinamizmiyle partide hem de 1 Haziran seçimleri öncesinde ciddi bir dinamizmin oluştuğunu gözetliyoruz. Tabii yeni yönetime başarılar dilerken biraz da onların kaderleri seçim üstüne seçimle karşılaşmak olacak. Çünkü 1 Haziran seçimleri bitti. Ondan sonra belki artık Sayın Başkanımız kaç gün mü olabilir bilmiyorum. Ondan sonra da hemen Cumhurbaşkanlığı seçim atmosferine girilecek. O bitecek. Ondan sonra belki birkaç gün değil, bir iki hafta izin verir başkanı. Ondan sonra 2015 seçimlerine hazırlık başlayacak. Yani belki de siyasi partiler tarihinde Yalova'da görevi atanır atanmaz böyle üç tane seçimi üst üste yüklenmek durumunda kalacak olan bir ilk yönetim olacağını düşünüyorum. Onun için de Allah kolaylık versin. Bütün arkadaşlara başarılar diliyoruz. Neticede ülkenin de çok kritik olduğu bir döneme işte yüklenilen bu görevin başarılı sürdürülebilmesi inanıyorum ki Yalova özelinden Türkiye geneline ciddi bir anlam yükleyecektir. Bu anlamında gelecek adına bir sorumluluğu, bir manevi hazının da muhakkak ki herkes tarafından yaşanacaktır. Yapılan emek, verilen emekler, yapılan fedakarlıklar inanıyorum ki ülke tarihine atılan imzalar anlamında gelecekte herkesin güzel hatıraları olarak kalacaktır. Allah yaşlılığı erken nasip etmesin ama yaşlandığım zaman da herkesin ülkeye kattığı katkı anlamında torunlarına, çocuklarına anlatacakları güzel günler olmasını temenni ediyorum. Başarı dileklerimi tekrarlayarak tekrar Allah mahcup etmesin. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Belediye Başkan adayımız Sayın Yakup Bilgin Koçal'a da teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilim, buyurun. Evet. Geçen hafta yönetim kurumuna yeni gelen görev alan arkadaşlarımızla yeni merhaba demiştik. Bugün de basının huzurunda, değerli basınımızın huzurunda kendi hayırlı olsun diyor. Allah mahcup etmesin. Yolunuz, yolumuz açık olsun. Cenab-ı Hak arzuladığımız, hedeflediğimiz noktada hepimizi başarılı kılsın. Tabii tahmin ediyorum hepimiz farkındayız. Çok zor bir göreve talip olduğumuzun, zor bir işin altına girdiğimizin farkındayız. İnşallah üstesinden geliriz. Ben bütün arkadaşlarıma o noktada güveniyorum. Tecrübeli arkadaşlarımız var. Heyecanlı olan arkadaşlarımız var. Bunların hepsini öncekiyle, yeniyle, şimdikiyle birleştirdiğimiz zaman iyi bir kompozisyon oluşacağını düşünüyorum. Ve şu andaki yönetimde de bu gücün oluşacağını tahmin ediyorum. Başarılı olmanın tabii ki en büyük sırrı birlik beraberlikten, birbirimize olan güvenden geçiyor herhalde. Onu tesis ettiğimiz zaman ben inanıyorum ki
Yalova'ya örnek çalışmaları hep beraber sergileriz. Zor bir iş dedim, hakikaten zor. Siyaset çok fedakarlık istiyor. İşinizden, eşinizden azami derecede fedakarlığı yapamazsanız siyasette eleştiriliyorsunuz. Hatta belki de tökezliyorsunuz. Belki de cayıyorsunuz. Çünkü çok fazla sizi görünmeyen bir şekilde meşgul eden toplumun önünde her birimiz şu anda birer Recep Tayyip Erdoğan'ız, başbakanız. Başbakanı temsil eden insanlarız. Dolayısıyla mazeret kabul etmiyor siyaset. Mazeretlerle başarı da zaten elde edilmiyor. O zaman yapacağımız bir şey var, çalışmak. Ama o çalışmayı da bir disiplin içerisinde, birlik beraberlik içerisinde, bir ekip ruhu içerisinde yaptığımız zaman biz inanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi AK Parti'nin havuzuna biz de su taşımış olacağız. Yeni katkılar sağlamış olacağız. Benim hep söylediğim bir şey var. Kendi yönetiminde de söyledim. Daha sonra da söyleyeyim. Bir 3S metodum vardır. Çoğu arkadaşımız bilir. Siyasette bunun daha gerekli olduğunu düşünüyorum. Sır, sabır, sınır. Yani bu belki normal hayatımızda da çok lazım. Bürokraside de çok lazım ama siyasette daha çok lazım. Sırrınız olmalı. Bizim teşkilatlarımız bu yönüyle hakikaten neyi konuştuğunu, nerede konuştuğunu ve kiminle konuştuğunu ve nerede paylaşacağını, kiminle nasıl yapacağını da işte o anlamda, o sır dediğim anlamda düşünmek durumundayız. Sınır haddi bilmektir. Onu da bilmek durumundayız. Sabır da zaten kuşku yok ki hepimizin en büyük ziyneti olmalı. En fazla belki sığınacağımız şemsiye olmalı diye düşünüyorum. Ben bu günlük sadece basına tanıtım olduğu için zaman zaman bir araya geleceğiz inşallah. Zaten tanışıyoruz, görüşüyoruz ama muhabbeti geliştirmek gerekir diye düşünüyorum. Birbirimizi anlamak gerekir diye düşünüyorum. Birbirimizin yükünü almak gerekir diye düşünüyorum. Ve siyasete yük olmak için değil, yük almak için gelmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımın da zaten bu niyette, bu arzuda ve bu iştiyakta olduğunu tahmin ediyorum ve inanıyorum. Şu anda zaten zor bir süreçteyiz. Önemli bir süreçteyiz. İnşallah il yönetimimiz bu ilk sınavında başarılı olmuş olacak. 1 Haziran seçimleriyle beraber Yalova'mıza yeni bir sinerji, yeni bir heyecan, yeni bir hizmet kervanını sağlanmasında en büyük faktör siz olacaksınız. Sokaklarda sizlerle daha fazla buluşmak istiyorum, görüşmek istiyorum, beraber yürümek istiyorum. Tırnak içinde o arzumu da ifade edeyim. Belki programlarda varsınız, yoksunuz ama her zaman olmalıyız sokakta. İlla ki yani 10 kişilik kadroda ben yoğun bugün. Eğer müsaitseniz her gün olalım. Hiç. Bunun bir mahsuru yok. Bunun bir beysi yok. Onun için ilk sınavı inşallah vereceğiz. Daha sonra da yine arka arkaya arkadaşlarımızın da belirttiği gibi seçimler yaşayacağız. Siyasetin hassas zamanı seçimdir. Siz de gelir gelmez belki bir eğitim süreci de almadan, bir tanışma, kaynaşma, kendinize fazla da zaman ayırmadan bu süreci yaşamış olacaksınız. Bu süreci de başarılı kılmanın yolu dediğim gibi dedikodudan, kirli haberlerden uzak kalmak suretiyle. Lanet şey, insanları birbiriyle adeta vuruşturuyor. Kalpler kırılmış, gönüller perişan olmuş. Dolayısıyla bunlardan uzak kalmak suretiyle. Kimin kimden konuşması gereken, anlatması gereken bir şey varsa bir selamla, bir kelamla, bir merhabayla yaklaşmak suretiyle daha faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah bu seçimi arkadan Türkiye'de ilk defa yaşayacağımız Cumhurbaşkanlığı seçimini de beraber yaşamanın zevkini almalıyız. Ben şunu söylüyorum son söz olarak.
Arkadaşlarımla da bunu yaşadım. Sayın Başkanımız da aynı yönetimde çalıştık. Aynen sizin gibiydim. Ben de il başkanlığına geldim 2010'da. İki ay sonra siz içine girdiniz ama Cumhurbaşkanlığını düşünün. O zaman aynı şeye tekabül eder. İki ay sonra seçime girdik. Arkadaşlarımızdan burada olanlar da var. Ama inanın öyle keyif aldık ki, referandum yaşadık biliyorsunuz. Öyle keyif aldık ki, o yaz sıcağında gece yarılarına kadar çalıştık. Ama hiç gözükmedik. Hiç birbirimizi kırmadık. Hiç gönül kırmadık. Tam aksine halkımızın, vatandaşımızın gönlünü kazanmaya çalıştık. Ve iddiaya girilen Yalova'da, evet çıkmaz bu Yalova'dan referandumda denilen Yalova'da hamdolsun biz milletimizin desteğiyle, sevgili Yalovalıların teveccühüyle evet oylarını çıkardık. %51'ler, %52'lere varan bir referandum galibiyeti aldık. Bunu unutmamız mümkün değil, unutmam şahsen. Ve o ekiple daha çiçeği burnunda, daha siyasetten de birçokları ısınmamışken, alışmamışken bunu yaptık. Demek ki inanıyorsanız, istiyorsanız, işinizi seviyorsanız başarılı olursunuz. Arkadan genel seçimler vesaire. Şimdi bu yönetimde böyle bir sınavın öncesinde inşallah biz bu seçim ve bundan sonraki seçimlerde de hep beraber başarılı olacağız ve keyif alacağız yaptığımız işte. Yani yoruluyorsunuz belki ama başardım demenin, mutlu olmanın keyfini yaşıyorsunuz. Eğer bunu yapabilirsek inanın hep beraber seviniriz, hep beraber partimizi de ve bize gönül veren insanları da sevindirmiş oluruz. Ben tekrar bütün kardeşlerimi teker teker kutluyorum, hayırlı olsun diyorum, tebrik ediyorum. Herkesin kendine has özelliğinden faydalanmamız lazım. Yani bir kalıptan çıkmadık neticede. Niye bu benim gibi bakmıyor? Niye bu benim gibi gitmiyor? Ya biri arkadan dolaşır, biri önden gider. Bunlara hep tahammülümüz olmalı. İnşallah bu ekip çok başarılı bir ekip olacağını tahmin ediyorum, inanıyorum ve düşünüyorum. Tekrar hepinize hayırlı olsun diyorum. Tabii bu vesileyle 3 gündür yasını tuttuğumuz, hepimizi üzüntüye boğan, gönlümüzü dağlayan, Soma'da yaşadığımız müessif facianın da üzüntüsünü hep beraber yaşıyoruz, millet olarak yaşıyoruz. Allah ölen kardeşlerimize rahmet eylesin. Ailelerine, yakınlarına sabır nasip etsin. Bir daha böylesine tarihe mal olacak büyük büyük bir felaketi inşallah Rabbim bize yaşatmaz diye düşünüyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.